Neler dönüyormuş görelim bakalım. Kolay gelsin. Ben asansör kartını alabilir miyim? Tabii Cenk Bey. Nadir, senden bir şey isteyeceğim. Birine DNA testi yaptırmamız lazım. Cenk Karaçay'a. Hayatının sonuna kadar babasının sevmediği, amcasının acıyarak baktığı, kuzeninin kurtulmak için camdan ittiği bir zavallı olarak kalacaksın. Acıtıyor. Değil mi? Sen mi yaptın oğlum? Yüzüme bak ve bana doğruyu söyle. Sen mi yaptın aslan? Ben yapmadım! 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 Dur Ali, dur. Dur. Hamza, uygun bir yerde bekleyin. Tamam ağa. Bazen aldığın nefes bile öyle ağır gelir ki veremeyecek sanırsın. Öyle büyür ki sırtındaki yük, taşısan seni ezer. Bıraksan dağ taş yerle bir olur. Sevdiğini de nefret ettiğini de yıkıp geçer. Ben artık bilmiyorum amca. Sevdiklerim için susmak en iyisi mi bilmiyorum. Ben o kadar zaman sırf senin için sustum. Sırf sen üzülme diye. Babam bildiğim amcamın dünyası başına yıkılmasın diye. Ama bu hayatta gerçekten beni gerçekten sevdiğine inandığım, güvendiğim tek insan o dünyayı benim başıma yıktı. Başına mı yıktın? Ben Şeniz'i o durumda bırakıp senin peşinden geldim. Senin arkandan geldim. Onun peşinden gitmedim. Sordum. Bana cevap vermek yerine sırtını döndüm. Sen bana yaptın mı diye sordun amca. Evet. Sordum. Şimdi sen bana yapmadım amca mı diyeceksin yani? Yok, asla demeyeceğim. Asla demeyeceğim. İş işten geçti artık. Oğlum, böyle bir durumda hele ki cinayete teşebbüsten yargılanırken nasıl sessiz kalabilirsin dedim. Bütün deliller seni gösteriyor. Otele girişin ayrı, çıkışın apayrı. Bıçakta parmak izlerim var. Hakim soruyor, susuyorsun. Ben soruyorum, sırtını dönüyorsun. Ben neye dayanarak dedim yapmadı diyeceğim oğlum?
Söyler misin bana? Aynı durumda ben olmuş olsaydım, sen benim karşıma geçip sen mi yaptın amca demez miydin? Dünya karşıma geçip amcan yaptı dese ben yapmadı derdim. Çünkü ben seni biliyorum. Ama artık ne düşündüğünün önemi yok amca. İş işten geçti bir kere. Tamam desen de, artık sana inanıyorum desen de bundan böyle telafisi yok. Savaş başladı bir kere. Bundan böyle olacakların sorumlusu ben değilim. Bil ki bu savaşı sen başlattın amca. Savaş. Seninle benim aramda savaş. Ve bu savaşı ben başlattım, öyle mi oğlum? Aynen öyle. Senin derdin ne? Nedim neden bu kadar önemli? Cem, gelsene. Beni merak ettiysen gayet iyiyim. Biraz ağrılarım var ama geçer. Beni bırak da sen çok iyi gözükmüyorsun. Hayırdır? Beni boş ver. Sen bayağı iyi gözüküyorsun. Mahkemede de çok güçlüydün. Hırsın yaralarını iyileştirmiş anlaşılan anne. Keyfin yerinde. Bugün lofta döndün, yarın da köşke dönersin. Aa, bitti gitti. Ne demek bunlar şimdi? Anne. Beni salak yerine koymaktan vazgeç. Neydi o mahkemedeki şov? Yok Nedim elimde büyüdü, yapmaz falan. Cenk sana söyledim. Hepinize söyledim değil mi? Babanız için. Yine oyun oynuyorsun anne. Yine gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bana. Cenk. Kırıcı oluyorsun ama artık. Evet Nedim'i affettim. Çünkü hepimizi. Özellikle de babana zarar verecekti. Baban için bunu yapmak zorundaydım. Anne yeter. Sakın bana masum rolü yapma. Sakın. Var senin bir hesabın biliyorum. Herif seni öldürmeye çalıştı ya. Bıçaklandın, hastanelerde yattın anne. Ama sen bunu bile kullanmaya çalışıyorsun. Köşke dönmek için hakimin karşısına geçip olmadığın birisi gibi davranıyorsun anne. O yüzden baban için yaptım deme. Bunu kendin için yaptım biliyorum. Öyle olsa köşke dönmez miydim? Derdim ne benim he? Niye uzaktayım ben evlatlarımdan? Daha fazla dinlemeyeceğim anne. Var senin bir hesabın. Var biliyorum. Ama artık oğlum yanımda diye düşünme. Beni bu saçmalığın içine çekemeyeceksin. Bitti. Cenk. Nedim'i bu yüzden zehirlemiş. Cenk'i bu yüzden kullanmış. Rezil kadın ya. Rezil kadın. Ha demek kendi rezilliğini örtmek için bu iki çocuğun hayatını karartmış. Rezil. Uyanın, ben sizinle konuşmak istiyorum. Tamam. Tamam, geliyorum. Taksi! Taksi! Teşekkürler. Cenk Bey. Nedim Karaçay'ın gittiği kliniğin adresi lazım bana. Mesaj olarak yolluyorum Cenk Bey. Sağ ol. Bakalım neler çeviriyormuşsun anne. Ben o şenizi kuyruğundan tuttum. Tüm yaptıklarını suratına çaldım. Tutup kolundan kapının önüne attım. Sen ne yaptın? Kapının önüne koyduğum kadının ayağına gittin. Neden? Neden Nedim? Söyle neden?
Cevap yok. Burada cevap yok. Peki üstüne üstlük aklı beş karış havada yarım akıllı karına vekalet verip şirkete tebelliş ettin. Şimdi savaşı ben mi başlatmış oluyorum o? Nedim. Oğlum bak dolduruşa geliyorsun. Seni o dolduruşa getirenlerin de kim olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Dolduruşa geliyorum. Evet. Şeniz'i yaraladığıma inanıyorsun ama kendi kararlarımı kendim verebildiğime inanmıyorsun. Ben senin dolduruştan kastım ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama ben sana işin aslını söyleyeyim amca. Ceren'e şirkete gitmesini ben söyledim. Ben verdim bu kararı. İyi. İyi o halde. Sen bildiğin yoldan gitmeye devam et oğlum. Aynen öyle olacak. Bitti. İyi niyet bitti. Bundan sonra ne senden bana amca olur ne benden sana yeğen. Bundan böyle aynı yolda yan yana değil, karşı karşıyayız. Ya olmuyor işte. Neresinden tutsan elinde kalıyor. Bu işi çözmen lazım Aga. Çözmen lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.